Evin bereketi için Hakikat Kitabevi'nin kitapları evde olacak. Türkiye Gazetesi eve girecek. Ondan sonra namaz kılınacak evde. Efendim işte şu duayı okuyorsun. Yüzünü Allah-u Teala'ya çevireceksin. Allah-u Teala'nın emirlerini yapacaksın. Yasaklardan, haramlardan sakınacaksın. Başka türlü yani şeytan nefs cirit atıyorsa, melek yoksa orada. Ondan sonra diyelim ki böyle her tarafta insan ve hayvan resimleri varsa onları kaldıracaksın. Çünkü rahmet melekleri girmez oraya. Dolayısıyla istiğfara devam etmeli. Evdekilerin hepsi mi? Evet. Efendim şu duayı okuyalım da benim işim rastgele. Herkes zannediyor ki böyle dini. Ha işte şunun için yok mu bir dua? Böyle öksürüm geçmek için bir dua. Olur. İşte gözümün görmesi için bir dua. Yok öyle bir şey ya. Orman yangınları için bir dua. Bir dua. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yüzünü bir kere hani dua çok kıymetlidir. Ama senin ağzın o duayı okuduğu zaman Allah-u Teala icabet eder mi etmez mi? Bunun için sadaka vereceksin, istiğfar edeceksin. Ağzın yani hareketlerini de düzelteceksin ki yani o duayı okuduğun zaman Allah-u Teala lebbeyk buyurun desin.